Merhaba sevgili boğalar ve Yükselen Burcu Boğa olanlar. 27 Kasım 3 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili boğalar, evet güneş yay burcunda ilerliyor. Ee, ay Dolunay'a doğru büyüyor. Bu hafta biraz enerjiler yoğun ve değişken. Ee, hafta başında Ay Balık Burcu'nda olacak. Ee, Pazartesi ve Salı günü özellikle... Arkadaş ilişkileri, sosyal konular, biraz böyle sanatsal ve romantik kavramlara çekilebilirsiniz. Bu anlamda daha rahat enerjiler olacak. E, Salı akşamından itibaren Ay Koç burcuna geçiş yapıyor. Perşembe akşamına kadar Ay Koç burcunda ilerlerken biraz böyle e, kendinizi daha e, e, sıkıntılı hissedebilirsiniz ya, ya da bazı konularda biraz içe dönük enerjiler söz konusu olabilir. Baş ağrılarına dikkat edin. Kronik sorunlar da artabilir böyle bir geçişte. Merkür-Satürn kavuşumu var bu hafta yay burcunda. Ee, haftanın ilk günlerinde özellikle çok daha etkili ee, belki parasal anlamda bazı sorumluluklar almanız gerekebilir. İmza atmanız gerekebilir. Bunlara dikkat edin. Çünkü hafta sonundan itibaren doluna enerjiler devrede olacak. En azından Cuma'ya kadar bazı işlerinizi böyle ciddi işlerinizi anlaşmalarınızı yapmaya çalışın çünkü pazar günü Merkür Retros'ta başlıyor. 1 Aralık'tan itibaren gezegeniniz Venüs yay burcuna geçiyor. Evet, kuşkusuz Venüs Aralık sonlarına kadar parasal anlamda sizi burada destekleyecek. En azından başkalarından gelecek ek kaynaklar konusunda bu Eşinizin parası da olabilir ya da bazı ikramiye prim gibi bazı kaynaklar olabilir kredi gibi bu anlamda Venüs yay burcunda burada size daha destek olacak gibi görünüyor ama hafta genelinde özellikle Çarşambadan itibaren etkinleşecek bazı gergin açılar var bu da günlük hayatımıza karmaşa ve belirsizlik yaratabilecek gibi. E, ayın boğada olduğu, özellikle cuma ve cumartesi günleri biraz daha istikrarlı hareket edebilirsiniz bu anlamda. Özellikle iş konularında ve parasal konularda. Pazar günü ay ikizlere geçiyor ve dolunay fazına ulaşacak. E, dolunay sırasında Merkür retrosu da başlamış görünüyor. E, bir yandan Merkür retro Satürn'le birleşiyor ki bu ...oldukça kısıtlayıcı ve engelleyici bir e, açıdır. Bir yandan da Neptün'ün Dolunay'da çok etkin olduğunu görüyoruz. Güneş ve Ay'la kare açısı var ki Neptün'de biraz böyle sisli puslu bir hava yaratır. Belirsizlik ortaya çıkarır. E, bu dönemde özellikle sosyal gruplar içerisinde arkadaşlarla olan ilişkilerde ya da herhangi bir yeni projeye girişimde parasal konularda adım atarken son derece dikkatli olun ee, yanılabilirsiniz yanıltılabilirsiniz bazı şeyleri göremeyebilirsiniz. Kayıplar da olabilir. Dalgınlık ya da unutkanlık sonucu bazı ufak tefek de olsa kayıplar olabilir. Çünkü ikinci ve sekizinci evinizi etkileyen bir dolunay bu. Paranızı kaybetmek, cüzdanınızı düşürmek gibi konular olabilir. Dikkatli olmanız gerekiyor. Cuma'dan itibaren dolunay etkileri yoğunlaşacak. Önümüzdeki hafta ortalarına kadar da güçlü bir şekilde devam edecek sevgili boğalar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.